Dostlar, bugün pek iyi bir gün değil ama bugün yanımda onu istedim çünkü yanımda kimse yok ve bu beni birazcık üzüyor. Arkadaşlar dün duş aldıktan sonra, şu an tipim çok kötü biliyorum ama bu bir hastane vlogudur. Ayağımı kestim. Nasıl kestim derseniz şu aletle kestim. Bu bir ayak törpüsü. Ucunda jilet var. Duş aldım ve balkona gittim. Dedim ki ayağımın altını törpüleyim. Kafam bir yere daldı. Bir anda patates gibi ayağımı şu kadar kestim. Şu an ayağım şişmeye başladı. Midesi bulananlara göstermeyeceğim. Her yer mutfakta kan. Silebildiğimi sildim. Yani mideniz bulanabilir. İçeride var. İşte pansuman falan yaptım. Dezenfektan sürdüm. İşte Çınar'ın şeyi vardı, göbek kurutucusu. Ondan sıktım falan ama ayağım çok kötü, basamıyorum. Şimdi eczacı bir ablamız var, onunla konuştum. Dedi ki git tetanoz ol dedi. Şimdi oraya gidiyorum. Önce üstümü giyineceğim. Sonra da aşı için çıkacağım ama ayağım çok kötü. Her tarafı kan. Neyse. Benimle gelirsen ve bana eşlik edersen çok sevinirim. Hadi gidelim. Dostlar, şimdi hazırlandım. Gidiyorum. Çift maske takacağım çünkü acilde aşı olacağım. Korona olmak istemem. Bunu bir bakalım. Burada mükemmel uyumlu çoraplarımla terlik deniyorum. Çünkü ayağım yara olduğu için çorap giydim mikrop kapmasın diye. Sonra sandalet giymeye karar verdim. Beni götürecek kimse olmadığı için taksi çağırdım. İşte şimdi burada da taksiyle gidiyoruz. Eğlenceli bence. Aktivite. Kimliğini evde unutan Andaval kim? Evet, o kız benim. Arkadaşlar, monitör bozuk olduğu için insanlar, benden sonra gelenler patır patır giriyor ve ben sinir krizi geçirmek üzereyim. Döveceğim birini. Gidiyorum ben. Şimdi doktora göründüm. Ayağıma baktı. Pansuman yaptırıp tetanoz aşısı olacağım. Sıra bekliyorum. Pansuman yaptı. Aşı oldum. Şimdi çarşıya gidiyoruz. Şimdi buradaki teyzeye iyi bakın. Bu teyze böyle arabaların önüne atlıyordu işte beni bırakın diye. Ben de taksi çağırmışken gel seni de bırakalım dedim. Bu dedi ki param yok. Neyse dedim, sorun yok, ben seni bırakırım. Kızı ziraatte müdürmüş. Ayağı sakat olsa da bir tombik Bambi asla yemek yemekten vazgeçmez. O yüzden böyle birazcık şoka gireyim dedim. Sonuçta adamın birisi şoka girmiş, karısı bime. Burada bayram şekeri falan alıyorum. Tofi çok severim. Of, bilir misiniz Tofi? Tofita. Yüzüm de aldım. Burada sosyal sorumluluk projesi yapıp kapağı kapattım. Harikayım. Burada da BİM'e giriyorum arkadaşlar. Çünkü fakat tombil Barbie'yim ben. Tombik Barbie. Evet, dezenfektanımızı aldık. Şimdi paldır küldür giriyor. Burada çok bir şey yok aslında. Hani yiyecek bir şeyler aldım. Çünkü neden olmasın? Bunu hatırlayan var mı? Ben de bundan hep vardı. Bunu gerçekten seven ve kendi isteğiyle yiyen var mı?
19 liraymış. Yok, 30 lira. Bakalım hemen. Mayonezin tasarımını değiştirmiş, pembe yapmış. Önüme çeyiz alıyorum. Çok yoruldum, terledim, aşırı yoruldum. Şimdi aldıklarımı hemen yerleştireceğim ama önce ellerimi yıkayacağım, sonra görüşelim. Selam, şimdi kahvaltı yapacağım arkadaşlar. Saat 4.30. Çok acıktım. Çok. Üzerimi falan değiştirdim. Saçlarımı topladım. Bugün menüde kızarmış ekmek, zeytin, salam ve labne var. İzleyecek bir şey bulayım. Yaprak dökümü var, olur. Labneyi de yeni aldım. İçim biraz rahat. Çok oturup daha fazla kullanmak için gidiyorum. Git kızım, git. Eğlen. Havan değilsin. Ben ılımlı olmaya çalıştıkça üstüme geliyor. Haksızlığımı bu kadarına tahammül edemiyorum artık. Kendini doldurup durma. Hadi hadi, geç kalacaksın. Bekletme insanları. Kim? O, evden arıyor şimdi. Efendim? Fikri? Güzel gelinim benim. Buyurun Cevriye Hanım. Cevriye Hanım tam bir best. Ne yaptınız? Barıştınız mı güzel güzel? Efendim? El ele baş başa verdiniz mi yine? Çifte kumrular sizi. Ne söylüyorsunuz anlamıyorum hiç. Bunda anlamayacak bir şey yok kızım. Tahsin'le barıştın mı diyorum işte. Hayır Cevriye Hanım. Yürü bir tartışma işi. Ve bu işe bir nokta koyduk artık. Selam, şimdi dedim bir durum güncelliği. Yatıyorum. Tetanoz benim uykumu getirdi. Niye bilmiyorum. Klimayı açtım. Televizyon izliyorum. Yani bende hayat şu an için böyle. Duş falan aldım. Evi süpürdüm. Çünkü ev çok kirliydi. Pikemin altına girdim ve mis gibi yatıyorum. Şimdi karnım acıkta. Kendileri çubuk kaka yiyorum. Biliyorum. Diyet yapmıyor muydum falan diyorsunuz ama susun. Karnım çok acıktı. Hamile olduğunu öğreniyorlar. Ailesine söylemiyorlar. Kalkıp yemek konuşamadım. Ben de. Kalkıp yemek yapacak da çok canım yok. Yani ayağım acıyor biraz. Karnım da benim evladım. O yüzden bununla devam. Bu arada az önce ilk saçım koptu. Gerçekten çok üzüldüm. Bakın. Galiba yanlardaydı. Yani, buna çok üzüldüm. Şu 9,5 TL. Götüreceğim bunu, tekrar taktıracağım. Bilmiyorum oluyor mu? Ama umarım oluyordur. Bu arada çekiliş olayını da söyleyeyim. Elif Antire Ada diye bir bacımız her videonun altına zaten yorum yapmış. Çekişi kazanan bacım o. O olmazsa da başka birine veririz. Bu arada
aşırı TikTok çekmeye başladım. TikTok'tan da beni takip edebilirsiniz. Oradaki adım da Ates Melis, sonu 2S. Instagram adımla aynı bacılarım. Şimdilik benden bu kadar. Umarım severek izlediğin kısa mini bir vlog olmuştur. Hoşça kal. Gününün bu yarısı diğer yarısından daha iyi geçsin. Seni seviyorum.